Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Temel Yeterlilik Testi ve Milli Savunma Üniversitesi Coğrafya Denemesinin 9.'sunu çözüyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki harita düzlem projeksiyon yöntemine göre hazırlandığına göre en az bozulma kaç numaralı bölgede olmuştur? Arkadaşlar, dünyanın küresel şeklinden dolayı harita çiziminde mutlaka bozulmalar meydana gelir. Bu bozulmaları en aza indirebilmek için projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. 3 türlü projeksiyonumuz vardı. Birincisi silindirik projeksiyon. İkincisi düzlem projeksiyon. Ve üçüncüsü konik projeksiyon. Silindirik projeksiyonla arkadaşlar ekvator çevresini en az hata ile çizebiliriz. Düzlem projeksiyonla kutuplar çevresini en az hata ile çizebiliriz. Konik projeksiyonla da orta kuşakta yer alan bölgeleri en az hata ile çizebiliriz. Soruya dönecek olursak, bu harita düzlem projeksiyonla çizilmiş. En az bozulma nerede görülür? Düzlem projeksiyonlar arkadaşlar en az bozulma kutuplar çevresinde oluyormuş. O halde işaretli noktalardan hangisi kutuplara en yakın? 5 numara kutuplara en yakın. Demek ki en az bozulma 5 numarada olur. Cevabımız Edirne. Türkiye, İtalya gibi ülkelerde kış turizmi Aralık-Ocak aylarında başlarken, Avustralya, Şili gibi ülkelerde Haziran-Temmuz aylarında başlamaktadır. Bu farklılığın temel nedeni hangisidir? Arkadaşlar, İtalya, Türkiye gibi ülkelerde kış turizmi Aralık-Ocak aylarında başlamaktadır. Şili, Avustralya gibi ülkelerde kış turizmi Haziran-Temmuz aylarında başlamaktadır. Bu farklılığın temel nedeni nedir? Nüfus yoğunluklarının farklı olması, gelişmişlik düzeylerinin farklı olması, yer şekillerinin farklı olması, büyüklüklerinin farklı olması, yarım kürelerinin farklı olması. Zaten burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar, İtalya ve Türkiye kuzey yarımkürede, Şili ve Avustralya güney yarımkürede yer alır. Demek ki yarım küreleri farklı olduğundan dolayı kış turizmi zamanlarda farklı aylarda başlamaktadır. Bu şık yerine farklı bir ifade de kullanılabilirdi. Temel nedeni. Bu cümlenin yerine ne yazabiliriz? Eksen eğikliği değil mi arkadaşlar? Eksen eğikliğinden dolayı farklı yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanıyor. Bu da işte kış turizmi her ikisinde aynı anda başlamamasına neden oluyor. Eksen eğikliğinden dolayı farklı yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanıyor. Cevabımız E şıkkı. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Her mevsim yağış alan ve yıllık yağış miktarı 2300 mm civarında olan bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar, bir yağış grafiği düşünelim. Milimetre olarak işte şu şekilde ölçeklendirelim. 100, 200, 300, 400, 500 milimetre civarında aylarımız Ocak, Şubat, Kasım, Aralık şeklinde. Her mevsim az veya çok yağmur alan bir bölge yıl boyunca 2300 milimetre yağış alıyormuş. Bu bölge için hangisi söylenemez? Bağıl nem miktarı yüksektir. Her mevsim yağış düştüğüne göre bağıl nem %100 olacak ki yağmur yağsın veya kar yağsın. Demek ki bağıl nem miktarı yüksektir. Bitki örtüsü gürdür. 2300 mm civarında yağmur alıyorsa, burada sıcaklıklar düşükse iğne yapraklı ormanlar, sıcaklıklar yüksekse geniş yapraklı ormanlar görülecektir. O yüzden bitki örtüsü gürdür. Hava genellikle kapalı ve bulutludur. Her mevsim yağış düştüğüne göre hava kapalı ve bulutludur. Bunu da söyleyebiliriz. Yıllık sıcaklık farkı
azdır. Yani Ocak ayı ile Temmuz ayı arasındaki sıcaklık farkı azdır. Bunu söyleyebilir miyiz? Hava genellikle kapalı, bulutlu, bağın nem yüksek olduğuna göre demek ki yıllık sıcaklık farkı fazla olmayacak. Çünkü kışın fazla soğumayacak, yazın fazla ısınmayacak bu bölge. O yüzden yıllık sıcaklık farkı fazla olmayacak, azdır. Bunu da söyleyebiliriz. Güneşli gün sayısı fazladır. Her mevsim yağış alan bir bölgede hava genellikle kapalı ve bulutlu olacağı için güneşli gün sayısı fazla olmaz arkadaşlar. Güneşli gün sayısı azdır bu bölgede. Bir akarsuyun denize döküldüğü yerde delta oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangileri gerekli değildir? Kıta sahanın dar olması. Arkadaşlar kıta sahanlığı nedir? Kıyıdaki derinliğin, deniz derinliğinin 200 metreye ulaştığı yere biz kıta sahanlığı diyoruz. Delta oluşabilmesi için kıta sahanlığının dar olmasına gerek yok arkadaşlar. Kıta sahanlığının geniş olması gerekir. Kıyıda güçlü akıntıların olmaması. Bu gerekli bir şart arkadaşlar. Güçlü akıntılar olursa akarsuyun getirdiği alüvyonlar, malzemeler taşınır ve delta oluşmaz. Bu bizim için gerekli. Delta oluşması için gerekli. Akarsuyun bol alüvyon taşıması. Akarsu bol alüvyon malzeme getirecek ki denizi bir an önce doldursun ve delta oluşturabilsin. Bu da gerekli bir şart. Gelgitkenliğinin az olması gerekir. Yani gelgit etkisinin az olması gerekir ki deniz karaya doğru ilerleyip geri çekildiğinde fazla malzeme götüremesin. Gelgitkenliğinin az olması gerekir arkadaşlar. Delta oluşabilmesi için bize hangileri gerekli değildir diye soruyor. O halde kıta sahanlığının dar olması gerekmez arkadaşlar. Cevabımız yalnız 1. Nüfusun dağılışı üzerinde sıcaklıkların da etkisi vardır. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde nüfusun seyrek olmasında düşük sıcaklıklar etkili olmamıştır? Alaska. Arkadaşlar Alaska şu bölgede. Kutuplara yakın bir bölge, ekvatordan oldukça uzak. O halde düşük sıcaklıklardan dolayı Alaska'da nüfus seyrektir. Sibirya platosu. Yine ekvatora oldukça uzak ve uzun sert kışların geçtiği bir bölge. Düşük sıcaklıklar burada da etkili olmuştur nüfusun seyrek olmasında. Grönland adası iç kısımları şu bölge. Yine aynı şekilde ekvatora uzak, uzun ve sert kışlar nüfusun seyrek olmasında etkili. Avustralya'nın iç kısımları. Avustralya'nın iç kısımları. Arkadaşlar bu bölge ekvatora o kadar uzak değil. Burada nüfusun seyrek olmasının ana nedeni kuraklık. Bu bölgede çöller var. Avustralya kıtasının iç kısımları ve batı kısımlarında büyük kum çölü gibi, Victoria çölü gibi veya Gibson çölü gibi çöller var. Bu bölgede nüfusun seyrek olmasının nedeni düşük sıcaklıklar değil, kuraklıktır arkadaşlar. Antarktika zaten düşük sıcaklıktan dolayı nüfusun seyrek olduğu ya da yerleşik hayatın olmadığı bir bölge. Cevabımız D şıkkı. Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi iç kuvvetlerle ilgili değildir? İç kuvvetler nelerdi arkadaşlar? Orojenez dağ oluşumu. Epirojenez kıta oluşumu. Depremler ve volkanizma. Bütün bunlar enerjisini çekirdeğin ısısından, dünyanın yerin iç ısısından alırlar. Bu olaylara biz iç kuvvetler diyoruz. Depremler zaten doğrudan depremlerin nedeni iç kuvvetlerdir arkadaşlar. Gelgit gök cisimlerinin özellikle ayın dünyaya olan çekim etkisinden suların kabarıp alçalması olaydır. İç kuvvetlerle bir ilgisi yoktur. Volkanizma, volkanlar iç kuvvetlerle doğrudan ilgilidir arkadaşlar. Erozyon, akarsu veya rüzgarların toprağın üst kısmını süpürmesi, taşıması olayı iç kuvvetlerle herhangi bir ilgisi yoktur. Tsunami, özellikle denizlerdeki dev dalgalar arkadaşlar. Bunun nedeni ya deniz diplerindeki depremler veya volkanik faaliyetler denizlerdeki.
O halde bu da iç kuvvetlerle ilgili. Dağ oluşumu orojenez iç kuvvetlerle ilgili. Ha, kaç tanesi ilgili değildir? O halde 1, 2. 2 tanesi ilgili değildir. Arkadaşlar denememiz sona erdi. Başarılar diliyorum. Başka bir denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.